Merhabalar. Ankara'dan buraya gelmek çok güzel. Biraz hamam gibi ama olsun, alışıyoruz. Birkaç saat oldu. Bunu duyan var mı acaba aranızda daha önce? Hiç kimse duydu mu? İyi, fena değil. Burada bile meşhur sayılırız. Ben bugün size bununla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Konuşmamın başlığı değişen beynim. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Ağırlıklı olarak eğitimcilerle beraberiz. Benim eğitimcilere söyleyeceğim çok şey var. Ben hocalarım yüzünden buradayım. Bir kısmı benim buraya çıkmamı çok geciktirmiştir. Ama bir kısmı o kadar hızlı itti ki, çok azı. O sayede buradayım. İlham verenler sayesinde buraya geldim. Ve mümkün olursa ilham verecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlardan örnek alarak. Bugün size kendi hayatımdan ufak bir anı anlatacağım. Anlatacaklarım tamamen gerçek. Hatta bir tane canlı şahidini de getirdim. O zamanki kız arkadaşım. Sizin için aradım, buldum. Şimdi evliyiz gerçi. Öyle bir durum var. Dolayısıyla herhangi bir, yani derler ya, eksiği var, fazlası yok diye. Anlatmadığım kısımlar var tabii. İşte 12 dakikaya teorik olarak sığdırmam gerekiyor. Ama tamamen gerçek hadiselerden bahsedeceğim. Ben bununla ilgili çalışmalar yapan bir bilim adamıyım bugün. Sinir bilimciyim. Biz öyle diyorlar ama her zaman böyle değildim. Gökhan'ın yaptığı gibi sizi bir 1980'lere biraz götüreceğim önce. 1980'ler aranızda hatırlayan vardır yaş itibariyle. Böyle tuhaf senelerdi. Şöyle şeyler vardı. Tabii bu daha ziyade Batı dünyası biraz böyle renkli ve eğlenceliydi. Biz o zaman bayağı siyah beyazdık. Bilmem hatırlar mısınız? Hatta 35 sene önce tam bugün bayağı bir siyah beyazdı. Onu da tekrar hatırlayalım hep birlikte. Ama ilginç günlerdi neticede. Ben bugün çocuklarımı anlatınca bana pek inanmıyorlar. Erken bunama falan zannediyorlar herhalde o günle ilgili anlattıklarımı. Beni ilgilendiren 80'lerin tamamı değil. 82 ya da 83'te Rocky 3 filmi gösterime girdi. Bilmem izleyenleriniz varmış. Amerikalı boksörün hikayesi. Rusları falan dövüyor falan. Süper bir şey ama esas ilgilendiren şey o da değil. O dönemde biliyorsunuz çok fazla film yok. Popüler film vizyona girdi mi 2-3 sene falan vizyonda kalıyordu. Ve biz tabii bunun özellikle film müziğini ezberlemiştik. Hatırlayan var mı Rocky 3'ün film müziğini? Bak herkes biliyor. Eye of the Tiger. Şimdi Eye of the Tiger böyle dan 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 diye başlıyor değil mi? Beni en çok ilgilendiren şey, ya bu şarkının başında zart diye gelen o ses nedir? Ben herkese bu soruyorum. Çok hoşuma gitti o ses. Bu sesin kaynağını arıyorum. Herkese soruyorum. Kimse bilmiyor. Sene 80'ler, dikkat. Yani şey falan yok. İnternet falan yok. En son annemin teyzesi ne oldu dedi ki, o bir elektro gitar. Allah dedim, bu cihaz benim. Benim olmalı. Benim bu sesi çıkartmam lazım. Benim bu cihazı öğrenmem lazım. Dolayısıyla bir takıntı haline getirdim. Ben sürekli elektro gitarla ilgili şeyler arayıp taramaya başlıyorum. Sene 80'ler. Ankara'da esnaf bir ailenin çocuğuyum. Elektro gitar çok pahalı bir şey. Babama hemen tabii öğrenir öğrenmez elektro gitar alma isteğimi ilettim. Şiddetle karşı çıktı. Bir, rock müzikle arası hiç iyi değil. İki, ben ortaokuldan beri dersleri berbat bir öğrenciyim. Bir de gitarım olursa zaten okulla mokula hiç alakam kalmayacak diye. Komple yasak bana gitarla uğraşmak. Ben de o sırada ne yapıyorum? O zamanın büyük gitar üstadları, Yngwie Malmsteen, Stevie Vai, Joe Satriani, kimi bulduysam deli gibi bütün albümlerini dinliyorum. Kim çalıyor bu aleti? Metalciler. Hemen metalci oluyorum falan. Saçlar uzatıyor, böyle işte kolyeler, küpeler. Bu yola girdim bir şekilde. Yani ben bu aleti çalana kadar en azından şeklini almış oldum. Bu şekilde yolda demek. Ama bu arada sürekli babama yalvarıyorum. Ne olur gitar, ne olur gitar. Sürekli tabii veto yiyoruz. Ortaokuldan başladı. Bu da lise yıllarına kadar devam ediyoruz. Bir gün lise civarlarında, lise 1'deyim sanıyorum. Evimizin yanında böyle bir inşaattan dökülmüş çöpler gibi bir şeyler var. Şöyle bir tahta buldum. Gitar sapına benziyor. Aldım, hemen eve çıktım. Tekrar diyorum, internet yok, YouTube yok, hiçbir şey yok. Bunu gitara benzeteceğim. Odamdaki posterler ve işte gençlik dergilerinden bulduğum gitar resimlerinden bir şema çizdim. Daha sonra bu şemayı gazlı kalemle tahtanın üzerine işaretledim. Kendime tahtadan bir gitar yaptım. Ve başladım ben bununla oynamaya. Acaba bu gitaristler bu hareketleri nasıl yapıyorlar, bu sesleri nasıl çıkarıyorlar diye. O zaman tabii YouTube'da olmayınca böyle yılbaşı geceleri geç saatte yayınlanan ya da işte Rock Market diye nadiren yayınlanan programların VHS video kayıtları var elimde. Oturuyorum oradaki gitaristleri anlamsızca saatlerce seyredip elimde bu tahta gitar, onların hareketlerini taklit etmeye çalışıyorum. Şaka değil, aylarca yıllarca ben bu tahta parçasıyla oynadım. Üniversiteye gidene kadar. Bu arada tabii yalvarmalarım devam ediyor ama çok da ısrarcı bir çocuk değilim. Babam hayır dedi mi 3 hafta falan sesim çıkmıyor. Öyle de bir garip bir halim var. Fakat ben bu sunumu hazırlarken, o zaman gizli saklı oynuyorum bu tahta parçasıyla. Sunumu hazırlarken internette şöyle bir şey buldum, satıyorlardı. Yeni gitar öğrenenler için cebinizde taşıyın tahta parçası, praktis yaparsınız diye. Bilsem o zaman patentini alırdım ama Türk'üz, aklımıza gelmiyor tabii öyle şeyler.
Neyse, üniversiteye kadar parça parça, daha sonra işte nasıl olduysa üniversiteye girdik vesaire. Ben bu hadiseye devam ettim. Böyle sıcak bir Ramazan günü bir arkadaşımla beraber babamın beynine girip en sonunda lanet olsun diyerek cebinden masaya fırlattığı 1,5 milyon lirayı o zamanın parasıyla alarak gidip şu gitarı aldım. Bu benim ilk gitarım. Gitarı aldığım gün çok ilginç bir gündü. Koşarak eve geldim, paketi açtım, kablosuyla evdeki teybe bağladım. Tamamen deneme yanılma yoluyla, hiçbir şey bilmiyorum. Gitarı kucağıma koydum. 20. dakikada Rodrigo'nun gitar konçertosunun ilk 4 mezurunu çıkartmayı başardım. Şimdi ben daha sonra, yıllar sonra birkaç kişiye gitar dersi verme şansı da yakaladım genç arkadaşlara. Tabii giriş dersi. İlk gördüğüm şey şu, gitarı bırakın basıp ses çıkarmayı, kucağınızda doğru dürüst tutmak bile çok zordur ilk gitarı elinize aldığınızda. Fakat bir şekilde o gün, o akşam ben gitarı çalmaya başladım. Hatta babam dedi ki, gizli gizli sen ders mi alıyordun arada, ne yapıyordun falan diye böyle bir takım sorgulamalar da oldu. Ben baktım böyle bir şey var, hani bir yatkınlık, bir coşku var, ben bunu çalayım falan diye kendimi gitara verdim. Gece gündüz, günde 7-8 saat, maaş bağlasanız öyle bir şey yapmanız mümkün değil. Gece gitar çalarken uyuyakalıyorum, sabah uyanıp çalmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Bazen 2-3 gece uyumadığım zamanlar oluyor ve sadece gitar çalmak değil, o gitaristlerin her türlü hareketlerini de yapmıyoruz tabii. Gitar çok pahalı o zaman. Ama bir şekilde o havaya girdim. Yani ben gitarist olacağım ve sahnelerde çalacağım. Rüyalarıma giriyor. Rüyamda Wembley Stadında falan binlerce insana konser veriyorum böyle. Derken üniversitede kafadar birkaç arkadaş buldum. Gitarı aldıktan yaklaşık 4-5 ay sonra şurada ismini gördünüz. Nightmare diye bir grup kurduk. O zaman ayıptı. Türkçe isim konmuyordu rock gruplarına. Nightmare diye bir grup kurduk. İşte 5 kişiyiz. Hacettepe Üniversitesi'nde o zaman efsanevi gruplarından Dr. Skull'ın çalışma yaptı aynı odada. Biz ekip olarak böyle deliler gibi gitar çalıyoruz. İnanması zor ama soldaki benim. Benim de saçım vardı yani zamanında. Sonra böyle çalıyoruz malıyoruz. Yani çalıyoruz derken 5 ay sonrasından bahsediyorum. 12 parçalık bir repertuarımız var. Tamamı benim bestelerimden oluşuyor. Şimdi bir Vivaldi değilim elbette. Fakat bir şekilde yaptığım besteler arkadaşların hoşuna gidiyor. Ne olur bunu çalın falan filan diyorlar. 6-7 ay sonra Hacettepe Üniversitesi'nin en büyük salonu olan M Salonu denen yere çıktık ve çok büyük bir konser verdik. Ankara'nın en iyi rock konserlerinden biriydi. Benim giydiğim pembe gömlek dışında hiçbir sorun yoktu. Rockçı pembe gömlek mi? Onu da ama bizim hanım hediye ettiği için ayıp olmasın, onu giymiştik orada. Çok herkes beğeniyor ve hatta o senenin sonuna doğru o günün şartlarında iyi ama bugün berbat bir kayıt olan Grey adlı demomuzu da çıkarttık. 12 şarkı vardı içinde ve tamamı bana ait. Bu kadar kısa bir süre içerisinde gitar öğrenip, kurup, konser verip, beste yapmak o zaman bana pek tuhaf gelmiyordu tabii. Bu sol taraf bölüme ilk girdiğim zaman bölümün kapısındaki fotoğrafım. Sağ tarafta çıkmak kısmet olduğu zaman, tarihlerden anlayacağınız üzere biraz uzadı. Çıkmak kısmet olduğu zaman bölümün hali. Bir hayli faydam dokundu bölüme gördüğünüz gibi. Bayağı ortam değişmiş ama sadece değişen bölüm değildi. Bende de enteresan bazı değişiklikler vardı gitarın dışında. O zamanlar rock müzik Türkçe yapılmaz diye bir inanç var. Daha Pentagram grubu yok, Demir Demirkan yok, onları bilmiyoruz tabii. İngilizce söz yazmam lazım bestelerime. İngilizce yok. Ne yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi bir kelime hazinesi yetiyor aslında heavy metal şarkılara söz yazmak için. Sevdiğim grupların şarkı sözlerinden araklama yaparak şarkı sözleri yazıyorum. Parça parça onları alt alta diziyorum. İşte Dark, Blood bilmem ne bir şey gidiyor böyle güzel ritimde olunca kimse dinlemiyor zaten ne dediğinizi. Ha ben söylemiyorum bu arada, sesim çok kötü. Fakat birkaç ay içerisinde ben yavaş yavaş onlar yetmemeye başladı. Çeşitli şiir kitaplarından çalıntılar yapmaya başladım. Garip garip İngilizce kelimeler var. İngiliz dilindeki arkadaşlar bile anlamıyor. Die, die falan gibi kelimeler kullanıyoruz biz şarkı sözlerinde. Sonra bir şey oldu. Bu konserlere verdiğim dönemde ben İngilizce konuşmaya başladım. Bildiğiniz İngilizce konuşmaya başladım. Ve bugün İngilizce eğitim veren bir fakültesinde öğretim üyesiyim. Bildiğim İngilizcenin %80'inin o günlerden geldiğini söyleyebilirim. Ama İngilizce öğrenmek için hiçbir özel çaba sarf etmedim. Sadece şarkı sözü yazmaya çalışırken kazar oldu. Bu arada kendi hakikaten bulduğum şarkı sözleri de oldu ama şimdi onları ben sizinle paylaşmayayım. Sıkıntı çıkmasın. Ortaokuldan beri derslerim kötü. Eğitim sistemiyle aram hiç hoş değil. Sadece canımın istediği dersten geçer not alabilen, onun dışındaki derslerle pek ilgilenmeyen bir öğrenciyim. Üniversiteyi kazandı diye kurulda geçirilen o eski efsanevi öğrencilerden biri olarak şu anda karşınızda bulunuyorum. Üniversitede dersler berbat. 2 sene uzatmışım. Yani kafeterya tipi öğrenciyim, öyle söyleyeyim size. Ve gitarı aldıktan sonra ilk o sene girdiğim fizyoloji final sınavından ilk A notumu aldım. Dikkatinizi çekerim. Ders çalışmaya hiç vaktim kalmadı. Günde 8 saat gitar çalalım, grup çalışmaları, konserler, turneler falan işte.
Ama ilk A notumu aldım ve sonra o sene, o dönem B'nin altında herhangi bir notum yoktu. Ders çalışmaya hiç vakti kalmamış bir adam olarak dersler konusunda biraz böyle bir hale geldim açıkçası. Bunun da nasıl olduğunu hiç sorgulamadım. Evdekiler bile inanmadılar. Hocalar şüpheleniyor, bu kesin soru çalıyor, bir şey yapıyor falan filan diye. Fakat yıllar geçti. Tabii hayat şartları, gördüğünüz gibi müzisyen olmadık. İşte akademisyen olmayı tercih ettik. Gitarımızı duvara astık. Arada bir rehabilitasyon amaçlı çalıyoruz. Sinir bilimiyle ve beyin ve davranışla uğraşmaya başladıktan sonra geriye dönüp hayatınıza bakıyorsunuz. Acaba böyle şeyler nasıl oluyor diye. Bunları anlatırken muhtemelen hepinizin hayatında benzer bir takım deneyimler olmuştur. Bugünkü bilgilerinizle geri dönüp baktığınızda tuhaf bazı ayrıntılar görüyorsunuz ve çok sıradan şeyler size mucizevi gelmeye başlıyor. Ben beyin tarafından bakıyorum çünkü beynin nasıl çalıştığıyla ilgili araştırmalar yapan birisiyim. Ve anladım ki inanılmaz gelen her şey doğuştan bana verilen şu setup'la ilgili bir şey. O setup'ı bilmeden en yüksek performansta kullanacak bir bahane bulmuşum. Size birkaç madde halinde neler olduğunu anlatmaya çalışayım sinir bilimsel olarak. Tutku, öğrenmenin, gelişmenin ve sınırlarını yıkmanın zihinsel ve davranışsal olarak en önemli yolu. Eğitimde bana hiç kimse tutku veremedi maalesef. Eğitimdeki müfredatta bana tutku verecek bir şey yoktu. Ama dışarıda bulunca öyle bir hale geldim ki adeta hiç parmağımı oynatmadan bir şekilde kendimi şu ya da bu şekilde aşabilecek bir şeyler yapmayı başarabildim. Biz genellikle gençlerimize ve yeni nesile diyoruz ki duygularını değil mantığını kullan. Bugünkü beyin bilimleri açısından aslında bunun kadar manasız bir söz yok. Çünkü duygular bizim beynimizin temel çalışma prensibi. Eğer duygularımızı okumayı, onunla yol bulmayı öğrenemezsek, bunun alıştırmasını yapmazsak, ilerisi yıllarda mantığımızın çözemediği milyonlarca sorun karşısında çaresiz kalıyoruz. Ben burada kazayan, öyle bilerek falan değil, boştu, işim yoktu, duygularımı takip ettim ve bir şekilde çok eğlenceli bir zaman geçirdim ve çok enteresan gelişmelere de sebep oldu bu. Motivasyon bana hiç okulda verilemeyen bir şeydir. Okulda öğrendiğim çok şey var. Şu anda mesleğimi mezun olduğum okula göre yapıyorum ama motivasyonum başka yerlerden geliyor. Pek okulda öğrenmedim ben bunu. Hayata dair bir şeyleri sürekli yapabilmek ve ne olursa olsun onun peşinden gidebilmek motivasyonu bizim eğitimde veremediğimiz bir şey maalesef. Ama dışarıda var. Dışarıda biz bunu çok kolay bulabiliyoruz. Yeter ki onu arayacak şansımız olsun. Maalesef herkesin de bu şansı olmuyor. Şu anda siz beni dinlerken beyninizde saniyede binlerce, milyonlarca yeni bağlantı oluşuyor. Bizim beynimizin böyle bir özelliği var. Her an değişim gösteriyor. Ve siz değişim göstermeden algılayamıyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Bu bilgisayar burada sabit durmuyor. Ve eğer bir şeyi tutkuyla, duygusal olarak derin bir biçimde, bağlı bir biçimde yapıyorsanız, bu beyninizi kalıcı bir biçimde değiştiriyor ve sizi bambaşka bir insan yapıyor. Ve bu bambaşka insanın neler yapabileceği de gene sizin hayatınızda bir sonraki adımlarda neler yapabileceğinizle çok yakınlar ilgili, neler yapmak istediğinizle. Öğretmeye çalışıyoruz sürekli, öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün sinir bilimleri bize diyor ki, insanların duygusal olarak bağlantı kurmadığı bir şeyi öğrenmesi mümkün değil. Duygusal olarak önemli değilse onu kaydetmezsiniz ve muhakkak unutursunuz. Ama biz duygularımızla öğrenme işini hep ayırmaya çalışıyoruz. Aynalama en önemli öğrenme yöntemimiz. Şu anda bana bakarak ben şu hareketi yaptığımda siz de sanki kolunuzla bu hareketi yapıyormuşsunuz gibi beyninizde bir aktivite oluşuyor. Ben o çılgın gitaristleri sürekli boş boş izlediğimi zannediyordum ama beynim aslında prova yapıyormuş. Bir de tahta parçasının yardımıyla o gitarı çok kolay öğrenebildik. Yüz binlerce yıldır hayatta kalmamızı sağlayan bu dünyada en önemli algımız örüntü algısı. Biz bunu uzun uzun her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu örüntü algısı sayesinde bu kadar kompleks becerileri hiç sormadan ve analiz etmeden öğrenebilme yeteneğine sahip oluyormuşuz meğerse. Ve yaratıcılığın patladığı, aklımıza yeni fikirlerin geldiği, bedenimizi, saatleri unuttuğumuz, kendimizi kaybettiğimiz bir zihin durumu var. Buna akış deniyor psikolojide. Biz bunu insanlarımıza öğretemiyoruz çünkü biz de nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Ama hepiniz hayatınızın bir döneminde o tuhaf hissi yaşamışsınızdır. O aslında bizim insan olarak elimizdeki en büyük hediye. Fakat sadece kazayen kullanabiliyoruz. Ve en sonunda ilham. Ben dedim ya ilham vermek için geldim. Ben bir şeyler anlatırken bir şeyler öğretme derdim yok. Verebilirsem ilham verme derdim var. Çünkü sınırınızı aştığınız her şey başka insanlara ilham veriyor. Bu yüzden sınırınızı aşmaya mecbursunuz diğer insanlar için. Onlara ilham veriyorsunuz. Çünkü siz sınırını aşmış insanlardan ilham alarak bir şeyler yapmayı düşünüyorsunuz ya da istiyorsunuz. Son olarak ben bunların hepsine en hali adını veriyorum. Ne demek bu?
bizim uydurduğumuz bir isim. Beynin tamamını tam olarak, bu zihnin tamamını tam olarak kullanma hali. Biz 2-3 senedir Türkiye'ye gezip beyin anlatıyoruz. Herkes diyor ki ismimizdeki bu ne anlama geliyor? Şimdiye kadar cevap vermiyorduk. TEDx'e kısmetmiş. Size şimdi ufaktan bunu açıklayacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Çok kısa bir açıklama, 1 dakika sürecek. Vallahi 1 dakika sürecek. Ama o kadar hazırlık olunca. Beynin sol ve sağ iki yarım küresi var biliyorsunuz. Bunlar aslında normalde beraber çalışır ama uzmanlık alanları farklıdır. Beynin sol tarafı daha ziyade kalıp rutin işleri yapar ve dünyayı kalıplar şeklinde algılamanızı sağlar. Eğitimde biz burayı çok kullanıyoruz o yüzden. Ezberliyoruz. Çocuğa diyoruz ki kutuda onu görünce karala. Bu çok kalıplı ve rutin bir işlem. Sağ tarafınız ise daha ziyade yaratıcı bir faaliyet yapmak istediğinizde, yeni bir şey düşünmek istediğinizde, bir şeyi olduğu gibi algılamak istediğinizde faaliyete geçer. Ve bunu da günlük hayatımızda aslında çok fazla kullanmayız. Ben bunu şöyle basitleştirmeyi tercih ediyorum. Sol beynimiz sürekli dış dünyanın ya da düşüncelerimizin, hislerimizin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Onu bir şeye benzetmek istiyor. Sağ beynimiz ise her şeyi en büyük şekliyle, en genel ve en bütün şekliyle anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla dedim ki ben bunu böyle basitleştirsem ve bunların ikisinin birden birlikte uyum için çalıştığı zirve bir performans hali ki hepiniz bir şekilde onu bir gün tatmışsınızdır. Onu ben bir daha bilimle nasıl ortaya çıkarabilirim diye sorduğumda bu çıktı ortaya. Tabii ben bunu tek başıma yapamıyorum. O yüzden M-Beyin dediğimiz ekibin içinde sanatçılarımız, ressamlarımız, müzisyenlerimiz, düşünürlerimiz, yazarlarımız, psikiyatristlerimiz, doktorlarımız, bir sürü arkadaşımız var. Ve insanoğlunun bu tuhaf performansı üzerine kafa yorup onu nasıl eğitimimizin içine sokarız diye uğraşıyoruz. Bu yolculuk çok keyifli. Özellikle sizler bu iletişim çağında bizim bu yolculuğa davetlisiniz. Davetiniz için de teşekkür ediyorum.